Şimdi az önce Özgür Özel de meclisteki basın toplantısında muhatap aldığı, soru sorduğu isimlerden biri olmuştu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye soruları olmuştu. Muhalefet pek Canikli'nin peşini bırakacak gibi görünmüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMS'ye devredilen Boydak Holding'e ait yolsuzluk iddialarında AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin adı geçmişti. Bu iddialara karışmıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Canikli'nin ve kendisinin aynı zamanda mal varlığının araştırılması için meclise çağrıda bulundu. Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, bir yakınını getirip Boydak Holding'e kayyum olarak atıyor. Bir süre sonra diyorlar ki ya bizim bir yurt dışında bir depo yapmamız lazım. Almanya'da depo var. Hayır diyorlar, depoyu Slovakya'da yapmamız lazım diyorlar. 20 milyon avro gönderiyorlar. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin adı yolsuzluk iddialarına karışmış, TMSF'nin şirketlerine çöküldüğü ileri sürülmüştü. Canikli ise iddiaları yalanlamıştı. Kendisi yalanlayacak tabii. Soruşturma konusu yapsınlar, araştırsınlar düzgünce. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin mal varlığının araştırılması için meclise çağrıda bulundu. Ben buradayım, meclisi davet ediyorum. Benim bütün mal varlığım araştırılsın. Ama benimle birlikte bütün başbakanın, gece yaşayan başbakanların ve yaşayan cumhurbaşkanlarının, yaşayan ekonomi bakanlarının, yaşayan özelleştirme başkanlarının, şimdi söylüyorum yaşayan TMSF yöneticilerinin de, BDDK yöneticilerinin de hepsinin mal varlığı araştırılsın. Kendisine güvenen öyle der. Davutoğlu Canikli'ye seslendi. Suçsuzum demesinin hiçbir kıymeti yok dedi. Sayın Canikli şunu demesi lazım. Yolsuzluk varsa benim birinci, ikinci derece akrabalarım dahil bütün mal varlığım araştırılsın, soruşturulsun der. O zaman ben baba tamam derim. Güzel. Canikli doğru yaptı derim. Ama bunu demeden ben suçsuzum diyenin sözünde hiçbir kıymet harbiye yoktur. İktidardaysa ile hiç yoktur. Çünkü kimse araştıracak zaten. Geçtiğimiz hafta CHP lideri Kılıçdaroğlu da Laçinel Canikli para ağı iddiasını gündeme taşımış, Canikli kayyumu Boydak'a atadı, para da ortada yok demişti. Bu deponun sahibi Ertunç Laçiner, aynı zamanda kayyum. Beyefendinin atadığı, Nurettin Canikli'nin atadığı. Ve bu para yok şu anda, adam da yok ortada. Ama Canikli hiç konuşmuyor. Şimdi buradan Canikli'ye sesleniyorum. Niye konuşmuyorsun sen? Bu adamı niye koruyorsun sen?